Hepinize merhaba. Star bugün Instagram'dan gelen sorulara cevap vereceğiz. Sen çalsla mı? Yavaşla bir tekrar geçtik. Evet. Hepinize merhaba. Aynen, bu sefer olacak marka. Evet. Öncelikle Instagram hesaplarımız var. Cihat Ali Akyol'un ve benim Instagram hesabım, burada takip edebilirsiniz. Ayrıyeten facia yapım olarak yapmış, açmış olduğumuz Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Şimdi geçen gün facia yapımda açtığımız soru cevap kısmında gördüğü halde, yani soruyu yazmadan geçen birkaç takipçimiz var. Ve birkaç takipçimizin yanı sıra arkadaşlarımız da var. Öncelikle onları buradan kınıyorum. Ve takip edip hiçbir şey yapmayan insanlar da çok. Buradan biraz ağır konuşmak istiyorum. Konuşabilir miyim? Söz senin Ömer. Buradan var, siktirsin gitsin. Bu kadar. Bu mesaj için çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Siz Instagram'ı neden kullanıyorsunuz? Ben onu anlamış değilim. Yata neden takip ediyorsunuz? Yani neye takip ediyorsunuz? Yata neden arkadaşım diyorsunuz? Neden arkadaşım? Seslendiğim arkadaşlar zaten izlerler mi bilmiyorum artık. Linklerini atacağım ben onlara. Dostluğunuz menfaati kadar olanı yokluğu büyük kazançtır. Yap repliğini. Ne lan? Siktirin gidin işte. Evet. Yap repliğini. Şu an çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Güldüğümüze bakmayın. Sinirden gülüyoruzdur. Kafa artık şey oluyor. Yani takip edip hiçbir şey yapmayan arkadaşlar lütfen siktirsin gitsin. Açık ve net söylüyorum. Herkese söylüyorum. Üstüne alınacak zaten, biliyor herkes kendini. Tabii ki bize destek verenleri. Destek verenleri ayırıyoruz. Tabii ki de ayırıyoruz. Mesaj yerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bence de ulaştığını düşünüyorum. Tabii ardımarı kalmışlar size. Sanmıyorum. Gelen sorularla başlayalım. Önce neyle başlayalım kanka? Ne dedin, senle başlayalım bence. Ne dedin sen? Güzel bir Instagram soru vermiş. Ben soru okuyayım, cevabı sen ver. Tamam, olur. Merhabalar, merhaba. Bir blogda süper kahramanları kısa dizilere uyarlayacağınızı belirtmiştiniz. Bekliyoruz demiş. Şimdi cezalandırıcı adında zaten kısa bir film yap. Yani cezalandırıcı değil. Hatta çoğu film yaptık daha doğrusu. Kısa film bile sayılmıyor. Uzun öyle 40 dakika. Ama bunları artık yapamayız. Ama dediğimiz gibi kısa diziler, yani kısa 5-6 dakikalık kısa şeyler gelebilir. Hiç belli olmaz. Ne zaman gelir onu bilmiyorum. Öyle bir çalışmamız var. Öyle bir çalışmamız var tabii ki de. Sevebileceğiniz tarzdan, yani elimizden geldiğince size sevdirmeye çalışacağımız şekilde yapıyoruz. İkinci sorumuz Eren.usta. Eren evet. Usta, geldiysen al sana serisi nasıl ortaya çıktı? Evet Eren'ciğim, bu soruyu biliyorsun ama ben yine de açıklayayım izleyicilerimize. Evet. Şimdi Star'da Süper Dadım mıydı? Dadım benim miydi? Süper Dadı. Öyle bir program vardı ve orada bir tane Buğra değil mi? Buğra'nın öyküsü ortaya çıktı. Kardeşini tokat atıp duruyordu. Sonra aklımıza böyle bir şey geldi. Yani ondan ilham alarak daha doğrusu. Biz de öyle bir video yaptık ve hiç patlamayacağını beklediğimiz bir şekilde patladı. Aynen. Zaten 10 saatlik bir versiyonu yayınlandı. Evet, onu da 10 saat boyunca izlerseniz seviniriz. Evet, üçüncü sorumuza geliyoruz. Bir dakika, Erdem tekrar yazmış. Seni yerim ısırırım. Ömer'e gitmiş bir soru kesinlikle. Benle bağlantısız. Kanka şimdi sen benim niye öyle bir şeyler yapayım? Biz oraya soru açtık, sen kendi başını ısır. Evet, bir sonraki sorumuza devam edelim. Seda Kılıçarslan, kendisini cezalandırıcı 3 filmimizden tanıyabilirsiniz. Tahmini ne zaman YouTube işini bırakırsın kanka yazmış. Kanka, şimdi YouTube işini bırakma gibi bir düşüncem yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık bir 2-3 ay sonra ben askere gideceğim. Evet. Evet, Ömer'i askere vuracağız. Ve 6 ay boyunca olmayacağım. O süre zarfı içerisinde kanalı Cihat'a bırakacağım. Artık ne yapar bilmiyorum. Kanalın içeriği değiştirme var. Kanalı tamamen alır mı, çağır mı, götürür mü? Ya şu an sende. Yani ortak olduğumuz için hiçbir şey değişmeyecek. Aynı yani formatımızı koruyacağız. Evet. Tek fark, ben tek başıma ne yapacağım? Ya bence yaparsın ya. Kanka şimdi zor. Ben ya sana öğretirim montaj falan. Montajı telefondan da biraz bir şey yaparım diye düşünüyorum. Ben sana veririm bilgisayar. Oğlum bilgisayar. Yani zor olacak çünkü videoyu ben tek başıma ne çekeceğim? Valla işte ben 6 ay boyunca yokum artık. Ama şey yap, neyse, onu da şöyle bir şey planımız var. Ömer askere gitmeden önce video ayarlayıp. Aynen, video stoklamaya çalışıyoruz. Ya zaten ilk bir acemilik ya. Aynen. Bir aile zaten stoklarız. Gelirsin 15 gün buradasın, 15 gün içine çekeriz videoyu, gene stoklarız. İnşallah.
Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Animasyonlar devam edecek. Evet, animasyonlar şöyle söyleyeyim. Yapım aşamasında olduğum animasyonlar var. Bir, daha doğrusu çok yok. Çünkü animasyon yapımı cidden çok zor bir iş ve çok zaman gerektiren bir iş. Bunun yanı sıra zaten animasyonları yani elimden geldiğince kısa kısa zaten Facia Hikaye diye bir şey çıkardı şimdi. Ama pek ilgi görmedi gibime geldi benim, bilmiyorum. Çünkü izlenmesi... Yoksa daha hikaye fikirleri var. Benim aynen. Kafamda da çok güzel fikirler var. Çekebileceğimiz yani yapabileceğimiz. Yani o şekilde hem anlatım hem de animasyon şekilde yapmayı planladık. Ki devam edesim de var. Güzel bir mesela çok güzel bir... Ama işte mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi ben animasyon yaparsam bu sefer bir de kanala ayrı video çekiyoruz. İkisi birden böyle karışıyor. Hangisini yapacağım şaşırıyorum. Bir de çok zamanımız yok aslında. Doğru. Farklı tarzda videolar paylaşıyorsunuz. Tek bir çizginiz yok. Yoksa farklı fikirleri çekmek tek çizginiz mi? Yani farklı fikirlerle yeni bir yolunuz var demek istiyor. Tek bir yolunuz var. Doğru. Güzel bir tespit. Evet. Öyle net yani bir sürekli, yok. Sınırımız yok. Aynı şeyi devam etmek yerine sürekli farklı içeriklerle gelmek bence daha iyi. Herkes mi hitap etmek? Yani herkese hitap etmemiz için bizim için daha önemli. Ki biz yenileyen insanları. Zaten insan yenilemediği yerde bir sefer sıradanlaşıyor. Doğru. Mantığında. Ve son sorumuza geldik. Kısa filmlere devam edecek misiniz? Artık bu sorudan ben bunaldım. Yani... sürekli yorumlarda da soru geliyor. Arkadaşlar, şimdi de soru gelmiş. Şimdi animasyonu yapmanın ne kadar film alıyorum. Kısa film yani film yapmak bile zor yani. Ki bunun yanı sıra oyuncusunu bulmak. Hadi arkadaşlarımız var yardım ediyor. Sağ olun eyvallah. Demin onlara mesaj yollamıştık. O küfürü bir daha yayınlayalım burada. Evet. Sonuçta şöyle bir şey var. Herkesin bu konuda bir yeteneği olmayabiliyor. Arkadaş evet, evet. Olsun. Kimleri farklı bir yaşantısı var herkesin. Zor bir şey bu. Herkesten iyi bir başarı beklemiyorsun. Güzel fikirler buluyoruz Ömer'le baş başa verdiğimizde özellikle. Ama uygulamaya geçince başaramayınca yani olmayınca bir sefer üzülüyoruz. O yüzden kısa filme uzun bir süre verdik. Artık çekmeyi bile düşünmüyoruz. Yani. Ama demin Ömer'in de bahsettiği gibi kısa diziler halinde 5'er 6'şer dakikalık daha çok Ömer'le benim yapabileceğim şekilde fikirleri uygulamaya çalışıyoruz. Filmlerin devamı olarak da bu arada. Onu da bir spoiler vermiş oldum. Aynen. Yani şöyle filmlerin devamı derken aslında Cezalandırıcı serisinin biraz. Çünkü ona bağlanıyor biraz. Doğru. Bir de Superman'in babası. Mesela tam yorum gelmişti. Çok hoşuma gitmişti yorum. Yani çok güzel bir farkında bir yorumdu. Çok süper kahramanları filmleri çok güzel uyarlıyorsunuz. Bu devam gelecek miydi? İşte dizi herhalde buna ufak ufak komedi şeklinde. Aynen komedi veya ciddi. Aynen devam edecek. Yapabileceğimiz bir şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama daha uzun metrajlı bir film. Şu anlık yani. Öyle bir düşüncemiz de yok. Öyle bir zamanımız da yok. Çünkü hem zaten zor hem de... imkan yok. Evet. Ama kafamda özellikle kafamda yani. Şöyle bir şey var. Ancak şu şekilde olabilir. O da çok istisna yani. Farklı bir proje olur. Bir film festivaline katılırız. Bu arada öneriniz varsa katılmamızı istediğiniz film festivali. Fikirler bu konuda çok açız. Olabildiğince desteklerinizi bekliyoruz. Öyle yani. Evet. Aynen. Yani olmazsa olmaz mı? Olmazsa da olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Facia Yapım Instagram'ından şurada gördüğünüz evet. Instagram'dan gelen soruları cevapladık. Soru atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Videoyu takip etmeyenler varsa hala takip edebilirler. Ömer'in şahsi hesabı benim şahsi hesabım Facia Yapım hesabı. Aynen. Ayrıca arada sırada böyle soru cevap tarzı bir şeyler yapmayı istiyoruz. Evet. Yani takip edip cevap verirseniz bizi mutlu edersiniz. Kesinlikle. Burada isminiz zikredilir en azından. Aynen. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Aynen. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Pek şey değiliz yani, herhalde bugün mutlu değiliz gibi ama. Yani biraz modumuz düştü açıkçası. Çünkü onca emek veriyoruz bence. Ve yani hakkını aldığımızı söyleyemem. Ama şöyle şey var. Kesinlikle bu durum bizi şey yapmayacak. Aynen. Yıldırmış. Aynen. Yani bence tam tersi. Gerçekten şey vardır. Kötü yorum bizi güçlendirir. Yorum olsun da olmasın da bizim bir hedefimiz var. Eleştiri her zaman iyidir. Kesinlikle idealimiz var. Bizim idealimiz de hedefimiz de belli. Gün gelince de bu inşallah gerçekleşecek. Zaten i̇nşallah. Bu ideal, bu hedef uğruna çalışıyoruz. Eğer bu hedefe giderken şu an bize destek verenler olursa gün gelince biz onları hatırlarız. Vermeyenlere de hiçbir zaman unutmayız. Evet. Bu videoyu buraya kadar izlediniz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. İnşallah devam videolarında beraber olacağız. Destek verenlere teşekkür ederiz. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kapatasım yok. Konuşalım bakalım. Ah bacağım.
olmasa da olur.